Türkiye'nin tek kültür sanat kanalı TRT2'den tekrar merhabalar felsefe söyleşileriyle yeniden karşınızdayız. Efendim kaybolan ufkumuzu aramaya çalıştığımız bu programda bize serdümenlik ve feyiz kaynaklı eden Profesör Doktor Şaban Teoman yine stüdyomuzda konuğumuz, aynı zamanda editörümüz ve programda sorularıyla bize destek olan Beytullah Çakır yanımızda ve tabii ki eski çağ dilleri ve kültürlerinden Eyüp Çoraklı hocamızla da Söyleşimize Programımızda kendisinin kültürel yanıyla Yunanca ve Latince dilleriyle ilgili birikimiyle istifade etmeye çalışacağız. Programımızda başlarken bir önceki programda ne olduğunu şöyle kısaca bir hatırlatmak gerekirse eğitim nedir diye sormuştuk Teoman hocamıza felsefe söyleşilerinin bir önceki bölümünde ve hocamız bir e, konuyu bir süreçle ilerletmişti. Bu konuya dair gelen bir takım e, sosyal medya hesaplarımızdan gelen sorular ve bilgiler var. Beytullah'a dönmek istiyorum. Evet Beytullah nedir onlar? Sen paylaşmak istersen hocamıza. Hocam geçen bölümde eğitimden bahsettik ve eğitimin bilgilenmenin en temel safhasını oluşturduğunu, işte tamamen yaşama yönelik bir durum olduğunu vurguladınız. Şimdi izleyicilerimizin aklına şöyle bir soru takılmış hocam. Eğitim tamam Anladık. Peki öğretim nedir? Eğitim ve öğretim aynı şey midir? Bunlar arasında ne gibi farklar vardır? Belki ilerleyen bölümlerde bunu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacaksınız ama... ...merakları gidermek açısından birazcık hocam kısaca bahsedersek çok memnun olacağız. Valla merakları ne kadar ayakta tutabilirsek kardır. Ee, aksi takdirde kendi kendimize burada gelin güvey oluruz. Seyredenimiz kalmaz. Evet iflas ederiz. O bakımdan öğretimi daha sonraya bırakarak eğitime döneceğim. Eğitim, yaşamanın akışı içinde gerçekleşen bir olaydır. Özel bir mekane, zamane, yöntemleri yoktur. Yaşamanın getirdikleri eğitimimizi sağlamak sağlar. E, <laughs> toplumun çerçevesinde verilen yaşama adab ve usulleri adab ve usulleri eee geçmişten günümüze aktarılırlar Bunlar geleneklerdir bunların içinde cevaz verilenler vardır yasaklananlar vardır Daha önceki konuşmamda da belirttiğim gibi e, sabit değildir Bunlar değişirler değişmeye açık Topluluklar vardır, kapalı topluluklar vardır. E, toplumsal beşer bilimde, sosyal antropolojide e, bunlar soğuk ve sıcak toplum diye ayrılırlar. Soğuk ve sıcak. So, soğuk ve sıcak toplumlar diye ayrılırlar. E, soğuk toplumlar değişmeye açık değildirler. Bunlara biraz sonra geleceğiz. Ömürleri ise daha sık değişirler, sıcak toplumlar, toplumsal beşer bilimin sıcak dediği toplumlar. E, o geçmişten devraldığımız maddi-manevi değerlerin günümüzdeki uygulanışları. Yine de diyeyim ya eğitimle edinilmektedir. O değerler göreneklerdir. Ee, görerek de Türkçe'ye mahsus bir kelimedir. Görerek öğreniyoruz. Eğitimde, eğitimde görerek edinilir. Çevrenden gördüklerin, tabii burada söylenenler de vardır telkin edilenler vardır. Ama <laughs> bunlar özel bir mekanla ve zamana sığdırılmazlar. Yani belli bir ortama çekilirsin. Orada sana belli kişiler bir şeyler anlatırlar. Böyle yapacaksın, şöyle etmeyeceksin. Değil. Bir okul ortamı gibi değil yani. Tamamıyla yaşamanın e, akışı içinde e, gerçekleşen olaylardır. Eee... <laughs> Bazı istisnalar yok değil. E, ergenlik çağına girişin törenleri vardır. E, bütün topluluklarda bu gördüğümüz bir olaydır. Ergenlik çağına geçişte özellikle erkeklere uygulanan, kızlarda da oluyor da daha ziyade erkeklerde uygulanan bir olaydır bu. Eee Nüfus arttıkça, insanlığın nüfusu arttıkça e, başka topluluklarla karşılaşma ihtimali artmaktadır. Ve bunun sonucunda kavga ortaya çıkıyor, dövüş ortaya çıkıyor. Bu anlamda zamanla topluluğun erkek mensupları ve erkek fertleri... Kavgaya alıştırılırlar. Kavga da ne istiyor? Maddi ve manevi bir güç istiyor. Bunu sağlayacak özel bir takım eğitimlere ihtiyaç vardır ki buna talim denilir. Bu özel şeylere eğitimlere. O talimlerde. <laughs> O günün kültür seviyesine zanaat seviyesine uygun aletlerin vardır. Taştır, sopadır, şuydur, budur. En eski dövüşmeye uygun alet kargıdır. 12. binde falan ortaya çıktığı söylenir. En gelişmiş ee, dövüş aleti mermi. Merminin ilk örneği oktur. Altıncı binde ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Okun, ok ve yayın. Ee, çoğunlukla bu büyük e, gelişmeler, icatlar keşke dünya haritamız olsa onun üzerinde göstersek, neyse bir gün gelir inşallah. E, <laughs> ha, gelmiş hocam. Geldi, vallahi. Dehşet. Beklenen harita geldi hocam. Beklenen harita geldi. E, bu galiba. Hocam ışık. artık ışıkla değil kendinizde gösterelim. Kendimiz, de kendimiz gösterelim. Şu <laughs> mıntıkada ortaya çıktığını görüyoruz. Bu uçsuz bucaksız bir düzlüktür. Nerede başlar? Batı'da e, Avrupa'nın orta batısından Asya'nın kuzey doğu ucuna değin. Arada bir takım e, hafif tertip yükseltiler gelmekle birlikte bu Ural dağları gibi bunlar fazla yüksek olmayan bilmiyorum, yaklaşık 1500-1800 metre en yüksek noktası ee, eski oluşumlardır. Geolojik anlamda eski oluşumlardır bunlar. Yani bu şu Alp silsilesi gibi e, genç dağlar değildir. E, bu büyük, bu geniş, muazzam geniş düzlüğün Güneyinde dağlar ve onların da güneyinde çöller vardır. Ee, burada insanlar çok e, geniş çaplı bir oyun sahası bulmuşlardır. Silahların ortaya çıkışı, hayvanların ehlileştirilmesi, evcilleştirilmesi hatta. İkisi farklı şeydir. Ona geleceğiz sonra. Ehlileştirmekle, evcilleştirmek bir ve aynı şey değil. <laughs> Çoğunlukla bu Avrasya'nın orta kuzey düzlüklerinde ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, tekrar eğitime dönersek. <laughs> ee, dediğim gibi ergenlik çağına giren çocuk artık genç olmaya başlıyor. Bir takım özel eğitim süreçlerinden geçiriliyor. Dayanıklılık, dövüşme sanatı, karşı koyma, en önemlisi dayanma. Çok eski bir talim veya hazırlık dönemi sünnettir. Sadece bu Yahudiliğe kısmen de Müslümanlığa ait bir gelenek değil. Nereden biliyorsun derseniz çok eskiden herhalde 30 yıl 35 yıl olmuştur. İngiliz yayın organı BBC'den Güney Afrika'nın efsanevi başkanı Nelson Mandela'nın bir anısını dinlemiştim ağzından, kendi ifadesiyle, radyodan dinlemiştim. Ben hasta bir radyo dinleyicisiydim eskiden. Şimdi radyo kalmadı artık. Gerçi yine de radyo dinliyorum ama daha kısıtlı. Eskiden dünyanın dört bir tarafını Radyodan takip ediyordum, değişik istasyonlardan, e, dillerden takip etme imkanına sahiptim. E, Nelson Mandela BBC'ye bir şey veriyordu, mülakatta e, ergenliğe geçişle ilgili e, bilgiler veriyordu. Diyordu ki, işte 12-13 yaşında o civarda, bu tören düzenlendi. Bizi bir sıraya soktular dedi. <laughs> Benden önce dedi kardeşim yahut abim, unuttum şimdi onu, abisi olabilir. Ee, uçta biri oturup kesiyor. Onu diyor kestiğinde felaket bağırdı. Ha ve bu arada bu törende kızları da dizellermiş kenara. Onlar seyrediyorlar. Burada en dayanıklı olan delikanlıyı seçiyor kızlardan biri. Evlenmek üzere. Tabii e, şu da var. <laughs> Topluluklar iklim şartlarına göre farklılık gösteriyorlar. Sıcağa gittiğiniz ölçüde erken bir çağda bedence gelişirsiniz. Şimdi biz dünyada nedir moda? Kuzey toplumlarına göre yargılamak. Bunlarda çok geç bir çağda gelişiyorsun. Yani e, şurası Nubya. Burada 13 yaşındaki bir kız çocuğu yahut burada oradaki 18 yaşındaki ...kıza faiktir... ...gelişmişlik bakımından. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok geç gelişiyorsun... E, ...soğuk iklimlerde. Benzeri herhalde... ...erkeklerde de oluyordur. Yani burada... E, ...ben rastladım... Küç 20, ...21 yaşında sanıyordum... ...meğer 14-15 yaşındaymış... ...mesela bu taraflarda... ...Mısır'da, Sudan'da filan... E, ...genç kız... <laughs> öyle bir gelişmişlik havası veriyor. Neyse orada tabii erken de evlenme ortaya çıkıyor bunun sonucunda. Kızlar dizilmişler seyrediyorlar oğlanların, erkeklerin sünnet oluşları ve buna bağlı olan bunlar Müslüman değiller onu da hemen söyleyeyim. Geleneksel dinlerine bağlılar ama sureta Hristiyanlar. Görünüşte Hristiyanlar ama aslında yine hala kendi e, öz dinlerine bağlılar. Sıra şeye geliyor, Nelson Mandela'ya geliyor. Ve o da sünnet edildiğinde diyor, duyduğum acının haddi hesabı yoktu. Ve bağırdım, ben bir daha erkek olmak istemiyorum diye bağırarak koştum diyor. <laughs> Çifte diyor sancı var. Bir kesilirken bir de dağlanırken o şeyi kanamayı durdurma babından. <laughs> buradan hareketle buradan hareketle bunun bu olayın genel bir e, gelerek olduğu kanısına vardım. Ve <laughs> e, bütün topluluklarda toplumlarda topluluk ile toplum bir ve aynı şey değil. Onun ayrımına da daha sonra geleceğiz e, hepsinde ergenliğe geçiş törenleri oluyor, hazırlanıyor kişiler. E, e edindiğimiz bu değerler günümüzde hala hazır geçer akça olan değerlerdir. Evet. Anladın mı? Görerek dedik, görerek ediniyoruz. Kısmen de tabii dinleyerek, işiterek alınıyor bunlar. <laughs> hocam burada hemen Eyüp Hocam'a dönmek istiyorum. Ee, Eyüp Çoraklı Hocam'a dönmek istiyorum. Eyüp Hocam, ee, Yunanca'da eğitim ne demek acaba? Bizde bir karşılığı var. Yunanca'daki karşılığı evet. bizimkine denk geliyor mu? Karşılık geliyor mu? Yunanca'da tabii ki <laughs> pek çok kelime var. Eğitmek, eğitim vesaire anlamında ama en kritik kelime e, paideia. E, paideia. Paideia. <laughs> Paideia'nın kökenine indiğimizde tek bir parça, parçasına ayırdığımızda e, pais diye bir kelimeyle karşılaşıyoruz. Bu da çocuk demek. Paideia. Yani konuşmaya başladığı andan itibaren o infans veya nepios Yunancasıyla o andan itibaren ergenlik çağına kadar ki süreçteki e, çocuğu kastediyor bu. Ve paideia da bu çocuğun Özellikle bir paydagogos tarafından, bir eğitmen, hoca tarafından eğitilmesini ifade ediyor. Hocam pedagog da bugün tabii buradan ki, geliyor değil tabii mi? Tabii ki buradan geliyor. Pedagog, pedagoji vesaire hepsi buradan geliyor. E tabii bu e, çocuğun bir birey haline gelmesi, toplumsal ve kültürel bir varlığa dönüşmesi. Yani e, zihinsel inşa sürecini de e, işin içine katıldığı bir program aslında bu paydeyya. E, bir eğitim tarafı var. Daha sonra hocamın bahsedeceği gibi öğretim tarafı da var. Bu zaman içinde şekilleniyor ama asıl ağırlık kısmı eğitim kısmında tabii ki. E, şeye gelecek olursak e, işin e, geçen haftalarda bahsedildi e, biraz evet. hani tarımdan e, bahsedildi vesaire kültürden bahsedildi. O anlamda Latin kültürüne de gelecek olursak orada da educatio, educare vesaire bir takım kelimelerden fiillerden bahsedebiliriz ama e, kultus diye aynı bir e, fiil kelime var. Bu da kolo fiilinden geliyor. Kültür kavramının... Kültürün evet e, geldiği yer. E, kolonun ilk anlamı toprağı ekip biçmek, toprağı ıslah etmek, o toprağa özen göstermek ve ondan mecazlaşarak insanın zihnini, davranışlarını eğip bükmek, onu terbiye etmek, onu yetiştirmek manasını kazanıyor. Kultus dediğimiz şey buradan türüyor ve bu da aynı şekilde payideye gibi insanın e, toplumsal bir varlık olarak aynı zamanda e, kültürel bir varlık olarak kultus zaten adı üstünde inşasını ifade ediyor. E, antik çağa baktığımızda hani Yunan kültüründe, Latin kültüründeki temel kavramlar pek çok başka kelime sıralanabilir tabii ki özetle böyle. Buradan e, şeye geçsek diyorum hocam. E, Geçmeden önce bir soru sorabilir miyim tabii hocam? Ki. Size soracağım. Sorum. Peki. E, şimdi hocam e, kültür kavramının e, Latince işte ekip biçmek anlamına geldiğini söylediniz. Bir kitapta okumuştum. Biz de bu dil yani kavramları işte Türkçeleştirme adı altında yapılan bir takım tırnak içinde kullanıyorum operasyonlarda. Kültüre ekin manası, ekin manaz karşılığını kullanmışlar. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Muhtemelen bu buradan dayanıyor. Büyük değil ihtimalle mi? bu manadan değil mi hocam? Bu, bundan e, e, şey olarak... Ziya Gökalp, Hars, Hars evet, karşılığını Hars. veriyor. Hmm. Tabii Hars, Arapça kökenli olduğundan beğenmiyorlar. Sonra işte Ekin karşılığı veriliyor. E, tutmuyor. Yani dil zevkine uygun gelmiyor. Belki doğru bir karşılıktır. Ama <laughs> dil zevkine hitap etmiyor. Keşke diyorum hars kalsaydı. En azından Ama... toprakta nebat bulurdu diyor. Evet nebat olurdu. <laughs> Eyvallah. Hocam e, nereden devam edelim demiştiniz. E, şimdi bu eğitimi e, bir şekilde e, açıklamış bulunduk. E, buradan geçen e, haftaki programda bahsettiğimiz insanın e, tarım yapmaya, üretmeye e, gelme noktasına değinmiştik. Oraya gelebilmek için Afrika'dan... E, Çıkışı ve dağılışı, dünya yayılışı ve gittiği her yerde tabii ki tüketerek gittiği için de üretici noktaya gelene kadar ki dünya yayılışı ve bütün o coğrafi e, ortamda neşvi nema bulması diyelim hocam. Yani o ortama yayılarak... E, Nasıl e, dağılmıştır, evet, Göç, evet. bu göçün yolculuğu, yolculuğu nedir yolculuğu, diyelim. Yolculuğu, haritası vesaire. Hocam e, yine haritamıza e, dönecek olursak, ...haritamız buradayken... ...bir yere gitmemiş iken... <laughs> evet. Acele etmemiz lazım evet. çünkü... E, ...yürüyor o da göçebe. E, o da bir göçebe harita. Evet Hocam ee, bu göç yolculuğunda neler aktarabiliriz? Geçen programlarımızda <laughs> kısmen aktardık... ...fakat önemli olan başka noktalar da var. Bildim. Eğitimde açık bıraktığımız bir nokta... ...dedik ki... E, ...gün e, şeyde ...görerek insanlar alıyor ve... E, ...o hazine... ...görerek ve işiterek edindiğimiz değerlerin saklı durduğu hazine töredir. Evet. Klasik Türkçe'de adabı muaşeret. Eski Türkçe'de eskiden neyi kastettiğimi daha önce söylemiştim. Tekrarlamayacağım artık. Töredir o. Töreden devşirilir e, bu değerler ve topluma e, tek tek işte bireylere... Yedirilir bunlar yaşamanın akışı içinde. Şimdi insanlar isteyerek yer değiştirmiyorlar. Zorunlu kaldıklarından ötürü bulundukları bölgede beslenmeleri imkansız hale geldiğinde değişik sebeplerle, hem toplayıcılıklarından hem de sürekli yakıyorlar. O hazır bulundurma gereği ateşin değişik vesilelerle yangın çıkarmalarına yol açıyor. Yani belli bir yerde o ateşi şey tutamıyorsun, canlı tutamıyorsun. Bulunduğun yönenin değişik yerlerinde yeniden ateşler yakarak onu canlı tutuyorsun. Burada yangınlar çıkıyor tabii ve o o çevreyi mahvediyor. Bir süre sonra. E, bu yüzden yer değiştirme gereği doğuyor. Ondan bahsettik. Yüzüncü binde Afrika'nın tamamını e, şey yapıyorlar. iskan ediyorlar. Her tarafına yayılıyor insanlar. Ve o dönemde. Yüzüncü binde, ilk yüzüncü binden sonra Afrika yetmez hale gelince iki yüzüncü binde şu iki mıntıkadan çıkıyorlar. Ee, 60. ile 11. bin arasında e, ısınma dönemi var. Buzul çağının gittikçe e, şiddetini... Azaltma olayı var ve e, 8. bine doğru artık iyice e, iklimin ısındığını görüyoruz. Ciddi bir erimeden bahsediyoruz. Erimeden bahsediyoruz. E, bu yaklaşık 17. binde her tarafa yayılmış görünüyorlar. En son girdikleri... Amerika oluyor Bering üzerinden dediğim gibi orada e, geçiş var buz e, buzul bir şey var köprü var bu galiba gözükmüyor bu kameralarda ama yine de üzerineleyelim haritanın şurası sağ üst kısmında veya burası ya da sol üst kısmında Evet e, geçiş var Buradan Amerika'ya girerek 20 binde bu rakamlar hep değişkendir hep takribidir. 17. binde buraları iskan ediyorlar. Ta Güney Amerika'nın güney ucuna dek iniyorlar. Avustralya ve Tasmanya'ya 40. binde 60 ile 40 arasında geldikleri tahmin ediliyor. Nereden? Güneydoğu Asya'dan. 60. binde bu yöre insanlaşıyor. <laughs> Japonya değil, Çin dediğimiz şu yöre ve onun kuzeyinde o insanlar e, dağılıyorlar. Bu arada <laughs> yine kesin olmayan sallantılı bir bilgi e, 70. bin civarında Avrasya ırkları belirmeye başlıyor. Daha önce, daha önce Afrika'da ırklar ortaya çıkıyorlar. Hala günümüzde en geniş çaplı, ayrıntılı ırklar Afrikadakiler. baktığımız vakit bütün zencileri mi görüyoruz? Öyle değil tabii. Son derece farklı insan tipleri ve bunların bağlı olduğu ırklar vardır. Irk bir türün alt birimidir. İnsan türünden bahsediyoruz işte beşer insan Homo sapiens sapiens bir türdür ve bizim kardeş türlerimiz yoktur. Dahil olduğumuz bir cins yok. E, <laughs> tektir insan türü. Daha önce ondan bahsettik. işte e, dik duran, alet yapan, efendim Neandertal beşerleri, adamları vardı. Ama onlar ortadan kalktığından bu yana biz tek başımızayız. Şimdi <laughs> alt e, şeyleri, ne derler ona, mirimleri ırklardır. Nedir aradaki ayırım? En önemli ayırım e, türlerin arasında e, cinsi münasebet sonucu genellikle istisnai olarak olmakla birlikte genellikle e, çocuk ortaya çıkmaz. Cinsi bir e, daha doğrusu üreme e, engeli vardır. Çok ender olarak işte mesela eşek ile atın katır. E, birleşmesinden katır ortaya çıkar ama katırın kendisi yavrulayamaz. Buna benzer olaylar vardır. <laughs> e, birbirine çok yakın türler vardır. Tür müdür, ırk mıdır tam olarak bilemiyoruz. Kurt ile e, köpek arası gibi onların da yavruları olabiliyor. Ve o yavruları da e, üretkendirler. Yani kendi yine yavruları olabiliyor. Irklar arasında böyle bir engel yoktur. İnsan ırklarının hepsi insandır. Ve her durumda e, bir araya gelebilirler. Hocam peki insan ırklarını kaça ayırabiliyoruz? Mesela şu kızıl derili ya da sarı ırk. Hayır onlar, onlar, ırk değil. Değildir değil mi hocam? Onu sorayım. Ten rengi ırkın bir özelliği olmakla birlikte ırkı belirleyen temel olay ten rengi değildir. Ve hemen sorduğun için söyleyeyim. Ee, iki ten rengi vardır. Siyah ve beyaz. Kara ak ten. Sarı diye bir şey yok. Sarılık hastası olmadığımız sürece sarı ten diye bir şey yok. O yanlıştır. Asyalılar, Çinliler, bilmem Japonlar. Hayır efendim. Çinlilerin aslı Han'dır. Han Çinlileri. Kuzeydedir bunlar. <laughs> Kuzey taraflarındadır. Onların ten rengi sizin ten renginizden farklı değil. Bizim kısmen hepimiz değil ama kısmen dahil olduğumuz ırkın adı Ak Tenli. Ee, beşer bilimde Kafkas ırkı diye geçer. kokkazoit diye geçer. O ırka mensup insanların ten rengi ile biraz önce bahsettiğim Çinlilerin, Han Çinlilerin ten renginde bir fark yoktur. Apaktır tenleri. Özür dileyerek bir şey sorabilir miyim hocam? ırk tanımlaması, ırk kelimesi ve ırk tanımlaması daha öncesinde var mıydı? Yani 18. 19. yüzyılda. vardı, içinde. vardı. Ee, günümüzde artık çok sallantılı. Günümüz meşer bilimi e, ırk belirlemesinden kaçınıyor. Bu bilimsel midir, ideolojik midir? Kesin bilmiyorum. Evet. Bunda yaşanılan acı tecrübe edilen evet, de sebebi Bu çok var istismar edilmiş bir kavram olmasından ötürü bazı kavramlar öyledir ee, yıpratılırlar ve kullanılması neredeyse yasaklanır. Irk da buna benzer bir kavramdır böyle bu şeye giren bir kavramdır. E, ten rengine gelirsek dönersek kuzeyden güneye inildiği ölçüde ten koyulaşır. Koyulaşır. E, ee, ve nihayet kara ten rengi vardır. Kapkaradır o. Nasıl apak bir ten rengi varsa kapkara bir ten rengi vardır. Ee, bu Nil Kongo ırkına mensup insanlarda bugün nerededir bunlar? Güney Sudan'dadır, Uganda, e, Kenya ve Kongo'nun bazı yörelerinde böyle cinalanmış gibi çok güzel bir renktir o kapkara bir renk. E, o ırk mensubu insanlar genellikle e, uzun boylu, ince yapılı, hatta bazıları çok uzun boylu. Ee, şeyleri vücut ağızları ince olur ee, saçları kıvrık şeydir kıvrıktır ee, yüzleri uzuncadır ee, kafa tasları uzuncadır bu mesela 20 yüzyıl başlarındaki e, antropolojinin büyük hatasıydı kuzeyli ırka mahsus uzun kafa tasavvur edilirdi ve bu bir kıstas olarak kullanılırdı. Halbuki bakıyoruz Nubya yerlilerinin ve bu Nil e, Kongo ırkının başat özelliklerindendir. Uzun böyle topatan kavuru gibi bir kapatası. Yüz de uzuncadır. Yüz yuvarlak kapkara gözler. ince bir burun. ince incemsi, çok ince değil ama incemsi dudaklar. Bunun tam tersi, tam zıttı e, Gamon'da ve bir bakıma e, Kuzey Kongo, şimdi adını unuttum, Kongo, Kongo Cumhuriyeti olacak. İki tane Kongo var. Bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti, bir de Kongo Cumhuriyeti olması lazım burada yaşayan bir ırk var. Pigmeler. Onlar biraz önce söylediğimin zıttıdır. Ufacık boyları vardır. Onların benzerleri neredeyse ikiz benzerleri yep yerli demiştik ya. Evet bu hocam. Bu Borneo'nun yep yerlileri burada Yeni Gine'de var. Bir de Malay Yarımadası'nda orang asli a, hakiki insan anlamına geliyor. oran Asli Malaycada. Ona yep yerli demiştik değil mi? Onları yerli demiştik. Onlarda gördüğümüz bir özellik kıvırcık saçlı, ufacık boy, e, işte bir otuzu, bir kırkı pek geçmeyen boy, e, çok kalın dudaklar, birbirinden ayrı düşen gözler, yuvarlak gözler ve ortaya böyle e, patlıcan gibi bir Burun yapısı. E, bazı beşer bilimciler bunları iklim şartlarıyla açıklamaya çalışıyorlar. Bana bu fazla şey gelmiyor. E, akla yakın gelmiyor. Çünkü ikisi de biraz önce bahsettiğim bu e, Ninkonga ırkıda, pigmelerde, dünyanın en sıcak görelerinde yaşayan insanlar. Aynı iklim kuşağı. Evet, Yani onlar ufak boylu, işte e, pigmeler kalın dudaklı, e, <laughs> terlemeye ya, e, yatkınlar bu şekilde vücutlarını serinleştiriyorlar. E, Ömürleri de aynı iklim kuşağında yaşamalarına rağmen bambaşka bir tip gösteriyorlar. Şimdi gelelim tekrar Avrasya'daki ırkların oluşumuna tırnak içinde başka bir kelime bulamıyorum şimdi buna. E, <laughs> kuzeye çıktıkça ışıklar, şey, güneşten alınan ışık zayıflar. Dolayısıyla ten açılır deniliyor. E, bu tedrici bir olay mıdır? Birden ortaya çıkan bir Durum mudur? Ee, evrimciler burada fikir ayrılığına da düşmüşlerdir. Nermin'e <laughs> göre bunlar birdenbire olan olaylardır. Ee, kalıtımımızda meydana gelen çok köklü değişmelere Türkçe'de değişim, mutasyon deniliyor. Bunları önceden hesaplamak imkansızdır. Bunun ortaya çıkıp çıkan birey ayakta kalıyorsa o iklim şartlarına uygun düştüğünden çoğalabiliyor. Düşmeyenler bu ortama uygun düşmeyenler yok olmaya mahkumlar. E, <laughs> kuzeye çıktıkça koyu ten e, işe yaramıyor açık tene ihtiyaç var. Güney'e gittikçe yani sıcak iklime geldikçe tabi güney bize göre güney ee, güneyde yaşıyorsanız kuzeye çıkıyorsunuz sıcak bölgeye varmak için. E, <laughs> o zaman da akten çok zararlıdır. İtekim ak, çok aktenli olan arkadaşlarımın yazın güneşlenmelerini tavsiye etmem kansere yol açar. Bu çok e, bilinen bir olaydır. Bu bir, iki ten açıldığı gibi saç rengi de açılıyor. Nitekim ki e, açık renk saçlı insanlar sıcak bölgelere geldiklerinde saçlarının koyulaştığını ben kendimden biliyorum. Çocukluğumda sapsarı sarıken saçlarım zamanla çok şükür koyulaştılar. Güzel çok, çok şükür hocam. Çok çektim ben açık e, renk saçla çok çok çektim. Farklı olduğunuz için mi hocam. E, herhalde. <laughs> Gerçi o zamanın Türkiye'siyle... bugünkü Türkiye tabii çok farklıydı. O da var. Onunla şey yapmayayım. Her neyse kendimi bırakayım bir tarafa. E, <laughs> niye doğuya gittikçe yani Asya'nın Avrasya'nın doğu taraflarına Çekik göz ortaya çıkar. Sorusunu da evrimciler, çöl arazisinde ne kadar küçük gözüm varsa o kadar önceliğin olur. Cevabını getiriyorlar. Kum kaçma davanı. E gel gör ki çölde yaşayan Arapların gözleri yuvarlak. Teori çöktü teorinin altına dinamit koyuyorsunuz hocam şu anda. yani bilmiyorum. <laughs> e, sen ne diyorsun diye sorarsanız ben kaderdir diyorum. Ne bileyim ben yani bilemiyorum nedenini. Yani e, teoriyi yalanlayacak bir yığın unsur var. <laughs> Her neyse bunlar şimdi gene bir tarafa bırakarak e, şeye dönüyoruz. Toplayarak beslendiklerinden bahsettik. E, Afrika'yı terk ediyorlar ve Kamataş devrini yaşıyorlar. Hocam bu Afrika'yı terk edişte bahsettiğinizin dışında başka bir unsur var mı? Mesela hani insana dair en önemli hasletlerden biri merak. Hayır. Etkili olmamıştır değil mi bu insanları? Tamamen doğal şartlardan ötürü uzaklaştık. O merak dediğin tamam kişilere bağlıdır. hı. Sen dahisindir, de o merakı duyuyorsundur filan falan. Ama dahilik yetmez burada. Toplum ortamının çok önemli bir yeri var. Yani e, hep onu söyler dururum ve kendim bıktım bu örneği vermekten. Einstein 20. yüzyıl başlarında Orta Avrupa'da ortaya çıkmayıp da, ne bileyim ben Sibirya'da, Orta Afrika'da, Amazonlar'da, yaşamış bir çocuk, bir genç olarak çıksaydı ortaya köyün nenisi olmaktan ileri gidemez. Muhtemelen. Bu kadar olur. Evet. Yani. Ee, bitki toprağına ve iklim şartlarına bağlıdır. Eyvallah. İnsanın aklının işlemesi de içinde bulunduğu toplumla kaimdir. Onunla mü, e, uyumludur. Mündemiştir. Ona, ona mündemiştir. Tabii. E, <laughs> ya yüzüncü ya da yetmişinci binde orada orada da şey var. Fikir ayrılıkları var. İnsanlar ateş yakmasını beceriyorlar. İcat ediyorlar. Muazzam bir olay. Taşıma ateşten Artık kendi kendisi kendi üreten var. evet üretme dediğimiz faaliyetle başlamış oluyor. E eh, o çok büyük bir devrim diyelim. İkinci büyük bir devrim 10. bin civarında tekrar tekrar söylüyorum kesinlemeler yapamayız. 10. bin civarında Kabataş'tan yontma taşa geçiliyor. Yontma taş Frankcesine Neolitik çok büyük bir patlamadır. Tarım baş gösterir. Bir günden öbürüne öyle bir şey yok. Uzunca bir süreç bu. Şimdi olayları aktarırken şu hataya düşmemek lazım. Bir defa zuhur etmiş, hukumulmuş bir olay e, tarihi değildir. Tarihi bir olay olarak görülmez. Bir olayın kurumlaşması lazım. Kurumlaşarak Gelenekleşecek. Mükerrer olması da yetmiyor. Yetmiyor. Yerleşmesi, Yerleşmesi, gerekiyor. Yerleşmesi gerekiyor. Yani 10. binden önce birçok yerde tarım ortaya çıkmış olabilir. Ama yerleşmemiştir. Kurumlaşmamıştır. Bir günden ömrüne de olmamıştır. Şimdi insanlar bir şeyler yiyorlar. Bitkileri yiyorlar. Bu bitkilerden bir şeyler yerlere dökülüyor, değil mi? Tohum dediğimiz olay evet. yere dökülüyor. Buradan o bitkinin yeniden filizlendiğini görüyorlar. Bu böyle tekrarlanıyor. Yıl meyil, yıl meyil yıl bu tekrarlanıyor. Diyorlar ki ya Demek ki bitkinin yahut yemişin, ağaçtaki yemişin şu parçası yere döküldüğünde oradan yenisi çıkıyor. İyisi mi biz bunu biriktirelim. Ve ne zaman ortaya çıktığını görüyorlar. Onun öncesinde biz bunları serpelim. Ben hep bahçeli yerlerde yaşadım genellikle. Çocukluğumda ben bunu görürdüm. İşte alırdım mesela karpuz e, çekirdeklerini atardım bahçeye, toprağa. Ve oradan yenisinin çıktığını görürdüm. Birçok bitki için bunu yapardım ben çocukken. Çünkü benim en büyük hevesim toprakla uğraşmaktı. Şimdi Mekani, içinde mekaniği hiç şey... sevmedim hayatımda. <laughs> hiç. Şimdi şehir içinde toprağa almıştın. Hep de içinde... e, şehir içinde yaşamadım. Şehir içinde de toprağa yakın yerlerde bulunma e, mutluluğunu yaşadım. Bahçe içinde evler evlerde olduk çoğu kere. E, şimdi bu usulü yaşatıyor. Bu usulü yürütüyor. Hemen şurada şunu da söyleyeyim. Usul ile yöntem arasında fark var. Ona da geleceğiz. Usul yöntemle aynı şey değildir. Yaşamanın akışı içinde tecrübelerden edindiğimiz e, alışkanlıkları sürdürmek usuldendir. Felsefe bilimin öncelikli ve özellikli olarak, kabul ettirdiği kalıplar, yürümemizi zorunlu kıldığı e, yollar yöntemdir. Yani yöntem felsefe, bilime bağlıdır. Yani usul daha pratik bir alan. Usul yaşamanın akışı içinde. Daha içine. teorik evet. bir zeminde yer buluyor kendini. Eğitimle kazanırız usulleri. Oysa yöntem Öğrenim felsefe, yani. bilimde... bir öğretilir öğrenimle alınır böyle bir farklı usul ve yöntem farklı şeyler hocam önemli bir fark bu şimdi o usulü insanlar bir kısım insandır bütün insanlar değil bir kısım insan öğreniyor ve buradan bu söylediğim biraz önce anlattığım bahsettiğim usulle ekiyorlar hasadı topluyorlar bu olağanüstü bir aşamadır. Üretime geçiliyor. Üretim tarımla başlar. Ve üretimin aslı esası tarımdır. Üreten tarımla geçer, geçinerek üreten insan Emekçidir. Marksçılık e, tanımı tanımadığından, çok gelişmiş sanayi ülkelerinde ortaya çıktığından, hep fabrika işçiliğine dayatmıştır. Asıl emekçilik toprakla uğraşmakla ortaya çıkar. Sabahın köründen gece yarısına değin. Toprağı işleyen ve topraktan çıkanla yaşayan insanlar emekçidirler. Öbürünün emeği çok kısıtlıdır. Makine başında duruyorsun. Hadi Marx zamanında tabii daha çok e, zorluydu fabrika üretimi. Günümüzde artık bir şey yok. O zaman insan devredeydi yine, işin içindeydi. Şimdi ee, Günümüzde... Tanımın dışında kime emekçi diyebiliriz? Maden işçisine diyebiliriz. Çok yakından tanıdığım bir olaydı. Zonguldak'tan bildiğim bir şeydir. O hakikaten muazzam bir emekçiliktir. E, maden işçiliği. Toprağın altına. Toprağın altında <laughs> el işidir. Emekte el işi vardır. Bazı Marksçı şairlerin dediği göz nuru el emeği vardır işin içinde ve o mahsus toprakta kendini gösterir. Toprak insanının e, çabalarında görüyoruz. Sadece toprağı işleyerek değil. Halı dokuyor, kilim dokuyor, elbisesini imal ediyor. Bunlarda da hep emek söz konusudur. Göz nuru vardır. Eee dinler öncelik ve özellikle vahdet vahiy dinleri işte İbrahim'in dinleri dediğimiz olaylar emekçiliğe dayanırlar. Bu da hep göz, gözden uzak tutulan yahut da kaçırılan bir olaydı. Antlarını tek tek saymayayım ama Marksçılığın başında gelenlerin kitaplarını açın. Onların orada dedikleri kitab Mukaddeslerde Kur'an'da ve öteki şeylerde. Kutsal metinlerde vardır. Evet. Ee, zengin adamın cennete girmesi devenin iğne deliğinden geçmesinden zordur diyor. Hazreti İsa bir İslam peygamberi. Ee, alın teriyle sulanmamış hamurdan pişmiş ekmek boğazına e, düğümlensin diyor. Metnuaya bak. Alın teriyle sulanmamış hamurdan pişmiş ekmek boğazında kalsın diyor. Müthiş bir. Neyse <laughs> hayatın merkezine, temeline çekilen şu durumda ee, tarımla ortaya çıkan değerdir ve insan oradan elde ettiği değerle kendini tanıyor ve tanımlıyor, tanımlıyor. Sanayi işçiliğiyle binlerce yıl sonra sanayi işçiliğiyle kendine yabancılaşıyor. Çok enteresan bir nokta hocam. Bir daha tekrar eder miyiz lütfen? İnsan tarımla geçinirken tarımdan elde ettiği ürünle kendini tanıyor, tanıtıyor ve tanımlıyor. Bunun tersi binlerce yıl sonra sanayi devrimi tahakkuk ettikten sonra da kendine yabancılaşıyor. Çok güzel bir tespit hocam bu konuya e, malum yine vaktimiz süremiz e, evet. bu kadarlık bir sonraki bölümde devam edelim çok güzel bir yere geldi Aslında insanın kendini tanıması bir toprakla ilişkiyle aynı mündebiç e, oradan yola çıkarak insanın kendinden nasıl uzaklaştığını ve insanın kendine nasıl yabancılaştığını sonraki bölümde konuşmaya devam edelim çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sabrınız için. Estağfurullah hocam. Evet değerli izleyiciler, bugün yine Felsefe Söyleşileri programımızın nihayetine erdik. Bir sonraki programda tekrar bu konunun ayrıntılarını ve tabii ki bu yolculuğu, göç yolculuğunun sonrasında ortaya çıkan tarım faaliyetinin sonrasında neler olmuş, bu insanlığa neler kazandırmış, bu sohbetin devamında bunları öğreneceğiz. <laughs> Biz de bizimle beraber olmaya devam edin hoşçakalın